we have seen how a skin can be looked at by inspection or by palpation. Cilde işte gözle nasıl gözleyebileceğimiz ya da elle nasıl yoklayabileceğimiz bunları gördük. So the first thing when the patient comes to us, I am going to first see what the problem is. Dolayısıyla hasta bize ilk geldiğinde ilk yapacağımız şey bakarak görmek, sorun ne olduğunu gözleyerek anlamak. And now what I'm going to see is the homeopathic approach. Ve şimdi de size homeopatik yaklaşımı göreceğiz burada. When I am talking about homeopathy, when I am asking him about homeopathy, I need to go in a particular order. Ve bu homeopatik yaklaşımda da belli bir homeopatiye göre bir sıra izlememiz gerekiyor. The commonest order is ailments from location, sensation, modality and concomitants. Bunlardan da bu en yaygın sıralama şurada da gördüğümüz gibi ne zaman, neden başladı? Ailments from diyoruz. Location yeri, lezyonun morfolojisi, şekli, biçimi. Bir de sensation, bunu his diye mi tercüme edilir sensation'ı? Duygularını hissettiği, ne hissediyor? Modalitesi, concomitants, birlikte olan diğer semptomlar. Alternations, bu hangi hastalıkla yer değiştiriyor? Fizik, genel özellikler, fiziksel ve mental, zihinsel semptomlar. So this is our approach. Bu bizim yaklaşımımız bu şekilde. Now to start with, any and every skin problem I have seen in my practice that there is some cause. Şimdi her türlü bir cilt sorununda bir mutlaka bir nedeni vardır. It may be very remote or it may be very recent. Bu çok daha çok önceden de eskiden de olmuş olabilir ya da çok yakın bir zamanda da meydana gelmiş olabilir bunun nedeni. So first of all we ask the patient how did it start? Dolayısıyla hastaya ilk önce bunun nasıl başladığını soruyoruz. Now again depending upon the disease and the miasm, yine hastalığa ve miyazmasına da bağlı olarak the causes can be different causes. Çok farklı nedenler olabilir. Ailments from disappointment, death, stress. Mesela işte hayal kırıklığından, ölümlerden, stresten, işte finansal kayıplardan olabilir. So there are mental ailments from ya da physical. Bazı gıdalardan, some foods like şey gibi, balık, deniz ürünleri gibi. So always ailments from are two. One is the physical and another is the mental. Dolayısıyla her zaman iki türlü neden var. Bir tanesi fiziksel, bir tanesi de zihinsel. Başlama sebebi olarak, hastalığa yol açan faktör olarak. Now physical ailments could be like eating something, like having rich food. Fiziksel nedenler, mesela zengin yiyecekler yemekten de olabilir. Or it could be eating fish or shellfish. Ya da balık, işte ya da kabuklu deniz mahsulleri almak, yemek gibi. For which the remedies are Artica and Pulsatilla, we know that. Commonest remedy for bad effects of rich food, cakes, pastries. Yani bu kek, işte pasta ya da zengin ürünlerde, besinler dediğimiz şeyde işte Pulsatilla aklımıza geliyor. Cheese is nux vomica. Cheese is not? Nux vomica. Bad effects of eating too much cheese, we had just now. Peynir, çok fazla peynir yemeği. And somebody has some stomach problem. Yeah. Is not nux vomica. Is. Is nux vomica. Is nux vomica. Is, yani işte mesela peynir, fazla peynir yemeyse bundan rahatsız olursa bu nux vomica'yı gösterir. So people come to us with saying that yesterday I had some cheese and now I got urticaria. Mesela işte kimse geliyor bazıları, işte geçenlerde ben peynir yedim ve şimdi kaşıntım var. Itching, my skin, urticaria, allergy, beans. Urticaria oluyor. Urticaria and urticaria. Urticaria, hives, wheels, same thing. Allergies. Yani alerjik işte döküntüler, kurdeşen gibi şeyler ortaya çıkıyor. Now this is a acute totality. Bu akut bir totalite durumunu gösteriyor. There are two types of totality. Yeah. Is it urticaria? İki tip totalite var. İki farklı totalite var. Yani totalite semptomların bütününü mü kastediyor? The patient. Yeah. So the patient could be coming to you with a problem which one, was... One of them is acute to totality that you were mentioned. One of them is acute and... Second is a chronic totality. Diğeri de chronic bütün, semptom bütünü. Acute totality is yesterday I had rich food,
Today I have got urticaria. Akut olarak acute total. Akut olarak örnek işte geçenlerde dün bir şey yedim. Onun sonucunda da ürtikerim oldu. Bu akut totalite diye bir örnek. Totalite ya da bütün.